Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. 49 günlük bu yolculuğun 6. gününe geldik. 6. günde cümlede anlamı konuşacağız. Tam 5 gün sözcükte anlamı konuştuk. Her şeyle sözcükte anlamı işledik. Sıra geldi cümlede anlama. Cümlede anlam bitsin, hemen ardından paragraf, sonra ver elini dil bilgisi. İnanılmaz bir kamp, inanılmaz bir sıra bizi bekliyor arkadaşlar. O zaman haydi vakit kaybetmeden hemen başlayalım. 6. günde cümlede anlama girişi yapıyoruz. 1. bölümde çok önemli tam 12 başlık göreceğiz. Evet evet, 12 tane konu bitecek. Burada başlık bitecek. Yarın da öyle. Sonrasında inanılmaz videolar yine bizi bekliyor olacak. 1. bölümde neden sonuçla başlayacağız? Tam 12-13 yıl önce arkadaşlar öğretmen başlangıcında 12-13 yıl önce anlattığım bir taktik var. Artı artı eksi artı, yani tamamen bize ait olan orijinal. Son 5 yıldır da sosyal medyada aktardığım bir taktik bu. İnanılmaz bir şey bu. Saniyesinde çözdürür, hiç vakit kaybettirmez. Bütün mesele hız zaten. İşte geldi taktiğimiz. Neden sonuç cümlesi için artı artı ifadesini kullanacağız. Bu artıyı lütfen olumluluk gibi düşünmeyiniz. Eylemin gerçekleşmesi gibi algılayınız. Neden de gerçekleşecek? Sonuç da gerçekleşecek. Neyin peşindeyiz Allah aşkına? Bak ne diyor. Kampı düzenli takip ettiğinden diyor. Tüm soruları doğru yaptı. Kampı düzenli takip etmiş mi? Evet. Tüm soruları doğru yapmış mı? Evet hocam. Bitti. İşte artı artı her ikisi de gerçekleştiyse biz buna neden sonuç cümlesi diyoruz. Saniyelik bir taktiktir. Asla tekrar okutmaz. Asla tekrar başa başa sardırmaz hocam. Doğal olarak saniyesinde. Mesela onu gördüğümde çok mutlu oluyorum diyor. Eyvallah. Onu görüyor, eyvallah, mutlu oluyor. Evet, gördüğüm zaman, gördüğümden dolayı, yani bariz bir şekilde gördüğüm için, görmem nedeniyle gibi bir şey beklemeyiniz. Çok kopuk cümleler gelebilir. İki eylemin de gerçekleşiyor olması neden sonucu direkt olarak bize versin arkadaşlar. Tamam, hiç vakit kaybettirmeyen bir taktiktir. Saniyeliktir. Okursun, neden sonuçtur ya da değildir dersin. Tamam, gayet net. Var mı soru işareti? Yok. Çok çalıştığından başarılı oldu. Başarılı olmuş mu? Evet. Çok çalışmış mı? Evet. Bu kadar hocam. Verimli çalışmayı bildiğinden hiç vakit kaybetmiyordu. Vakit kaybetmiyor mu? Evet, bakın, vakit kaybetmiyor hocam işte gibi düşünmeyin. O da nihayetinde gerçekleşmiş, vakit kaybetmeme durumu. Kaybetmiyor mu vakit? Evet, artı. Verimli çalışmayı öğrenmiş mi? Evet, artı. Artı artı neden sonuç cümlesi. Binlerce cümle eminim siz de çok rahat kurabilirsiniz. O zaman artı artı da sıkıntı yok hocam. Her ikisi de gerçekleşiyorsa buna neden sonuç cümlesi diyormuşuz. Biz bunu anladık. Eksi artı dediniz neydi? Hadi gelin bir de ona bakalım. Eksi artıdaysa aman dikkat arkadaşlar. Eksiği eylemin gerçekleşmemesi gibi düşünün. Yine olumsuz ya da olumlu gibi algılanmasın lütfen. Tamamdır. Amaç sonuç cümlesi nedir hocam, ona bakalım. Erken uyumak için hemen odasına gitti. Bu adam, bu vatandaş odasına gitmiş mi hocam? Gitmiş ya, gitmiş. Peki erken uyumuş mu? Onu bilmiyoruz işte. Gitti ama uyudu mu, oraya dön buraya dön 2'de 3'te 5'te. Uyudu mu bilmiyoruz. Ha, eksi artının mantığı bu. Mesela serinlemek için biraz camı açtı diyor. Camı açmış mı? Evet. Artı. Peki serinlemiş mi? Bilmiyoruz. Eksi. Doğal olarak belki de serinledi, belki de hayır. Doğal olarak eksi artı bizi amaç sonuca götürecek. Arkadaşlar, 100 yıllık bir yanlış var. 100 yıllık bir zaman kaybı var. O da şu. İçin yerine amacıyla koyuyorum hocam diyor bazen öğrenci. Çok güzel ama hadi için yoksa. Yani erken uyumak amacıyla ya da erken uyumak adına, değil mi? Veya şunu şunu yaptığından gibi 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 aklınıza ne geliyorsa. Yani içerisinde için kullanmadan 5 tane cümle kursak. Desek ki hangisi amaç sonuç? Ya da 5 tane içinli cümle kursak. 5'inde de içini çıkart, bir daha oku, çıkart, bir daha oku, çıkart, amacıyla getir, bir daha oku. Yani bizim burada amacımız doğru yapmanın yanı sıra hızlı yapmak. Hızlı ve doğru. Bütün anlatımların amacı o. Doğal olarak sizden ricam, içini görünce hocam çıkartıyorum, amacıyla koruyorum, oluyorsa amaç sonuç, olmuyorsa neden sonuç? Tamamen çok ilkel, inanılmaz zaman kaybettirecek bir yöntem. Bunu unut gitsin. Tamamen eksi artı, artı artı inanılmaz bir taktiktir. Cebinizde kalsın. Var mı soru işareti arkadaşlar? Eksi artı amaç sonuç ya da artı artı neden sonuç? Yok. Net. Geçiyorum. O zaman haydi örneklerde devam edecek. Mesela aklıma gelmişken, ailesini görmeye yurt dışına çıktı diyor. Neden sonuç mu, amaç sonuç mu? Ailesini görmeye yurt dışına çıktı. Yurt dışına çıkmış mı? Evet hocam. Peki ailesini görmüş mü? Bilmiyoruz hocam. Oraya kadar gittiğine göre görmüştür. Bilmiyoruz. Belki de. Belki de görmedi. Eksi artı diyeceğiz. Amaç sonuç diyeceğiz tabii ki. Gayet net arkadaşlar, saniyelik. Uzattın hocam. Koşul cümlesi ve özden cümleye bakacağız. Koşul cümlesi şart cümlesi demek. Benim bir koşulum var. Benim bir şartım var. Şartım. Dediğin gibi olursa oraya gidebiliriz. Yani bizim aslında oraya gitme şartımız, koşulumuz dediğin gibi olması. Bu arada koşul demek şart demek. Yani şart cümlesiyle koşul cümlesi farklı şeyler değil. İkisi de aynı şey. Şart cümlesi eşittir koşul cümlesi. Benim bir şartım var. Benim bir koşulum var.
Aynı şey, tamam, kafalar rahat olsun. Dediğin gibi olursa oraya gidebiliriz, bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Ders erken biterse onu yaparız. Yaparız ama bir şartımız var, bir koşulumuz var, bir durumumuz var, dersin erken bitmesi. O biterse ancak. Her zaman sanse kullanılması mı zorunlu? Hayır arkadaşlar. Mesela baban erken gelsin, hemen dışarı çıkacağız. Dışarı çıkacağız ama babanın erken gelmesine bağlı bu. Ha, her zaman sanse ile sağlanması zorunlu değilmiş. Zaman zaman cümle o anlamı da bize verebiliyormuş. Var mı soru işareti? Yok hocam. Şimdi bu cümleleri bilirseniz dersin sonundaki soru tarzını anlayacaksınız, göreceksiniz. Onları anlamanız da kolaylaşacak. Yani olası bir cümle verip de ne anlatılmak istendiği falan sorulduğunda bir koşul cümlesindeki koşulu şartı hissetmelisiniz. Ya da bir öznel cümledeki kişiye özgü olma durumunu hissetmelisiniz. O yüzden bu cümleleri çok iyi bilmelisiniz ki o anlamca özdeş cümleleri bulmak, iki cümleyi birleştirmek, ikinci cümle için hangisi söylenebilir sorularını yapabilmek kolaylaşsın arkadaşlar, tamam. Yoksa direkt olarak hangisi koşul cümlesidir? Hayır. Yani biz bu anlatımı, ben bu anlatımı onun için yapmıyorum. İçiniz rahat olsun. Hocam öznel cümle direkt sorulabilir mi? Evet belki ama zor ihtimal. Nasıl gelecek? İşte anlamca özdeş cümle vesaire ya da iki numaralı cümle için hangisi söylenebilir? Bir numaralı cümlesi ile ilgili hangisi söylenemez gibi sorularda çok işinize yarayacak. Birazdan göreceksiniz zaten. Evet, koşul cümlesinde sıkıntı yok hocam. Geldik öznel cümleye. Öznel cümle adı üzerinde özneye ait olan, yani kişiye ait olan cümle. Kişisel, ispatlanamaz, kanıtlanamaz, kişiden kişiye değişen cümleler. Mesela soru ciddi anlamda zordu diyor. Yo, ben baktım hemen yaptım hocam, bence çok kolay. Veya bir başkası hocam ciddi anlamda mı, ne ciddi abi, bitti ben hiç yapamadım ya falan da olabilir. Yani bir soru kişiye göre değişebilir ya da bu cümle kişiye göre değişebilir, yargılar içeriyor. Yani öznel cümle arkadaşlar. Öznel cümleyi kanıtlayamazsınız. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Zaten yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır diyor. Hepsi nesnel, biri öznel. Hepsi öznel, biri nesnel gibi. Lütfen buna dikkat. Özneli kanıtlayamazsınız. Yani sorunun ciddi anlamda zor olduğunu ispatlamanız mümkün değil. Devam. Peki nesnel cümle ne arkadaşlar? O da artık nesneyle, yani net olan, herkesçe kabul edilen, kanıtlanabilir yargılar. Aman dikkat. Kanıtlanabilir yargılar. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Şurası zaten en önemli nokta. Kitabı 232 sayfadan oluşuyordu diyor. Evet, süpersin hocam. Kitap 232 sayfa. Ben bakabilirim ve bunu çok rahat ispatlayabilirim arkadaşlar. Aman dikkat. Tamam, çok çok önemlidir. Yerinde kalsın hocam. Tanım cümlesi. Tanım cümlesi dediğimiz zaman nedir ya da kimdir'e cevap vermesini istiyoruz. Genellikle nedir sorusuna hazırız, onu söyleyeyim. Ama kimdir'e çok hazır değiliz. Mesela yazar bir kalem üstadıdır. Yazar kimdir? Yazar bir kalem üstadıdır. Ha tamamdır. Bu çok net bir tanım cümlesidir arkadaşlar. Bu çok doğru bir tanım cümlesidir. Ama öznel bir tanım cümlesidir. Yani illa zamir, isim soylu sözcüklerin yerini tutan sözcük türüdür gibi nesnel, kitaplarda bulacağımız, evet canım diyeceğimiz bir tanım gerekmez. O da tanımdır. Öznel olan da tanımdır. Ama daha çok öznel olanı kullanıyorlar. Çünkü biz buna çok hazır değiliz. Yani şunu diyebiliyor öğrenci o stresle, heyecanla sınav anında. Yazar bir kalem üstadı. Yok abi bence öyle değil bu. Nedir'e cevap veriyor ama nesnel değil. Sanki tanım cümlesi sadece nesnel olacakmış gibi bir algı olabilir kafalarda. Sil gitsin hocam, sil gitsin. Öznel ya da nesnel olabilir. Nedir ya da kimlere cevap vermesi yeterlidir tanım cümlesi olması için. Çok çok önemli arkadaşlar. Tanım cümlesiyle alakasıdır ama çok karıştırırız arkadaşlar. Ya alakasıdırdan kastım bıçakla keser gibi kesebiliriz bu iki konuyu ama karıştırılıyor. Açıklama cümlesi karıştırılır arkadaşlar. Tanım cümlesinde mutlaka nedir ya da kimlere cevap vardır. Açıklamada asla. Bakın arkadaşlar. Tanımda da açıklamada da bize bir bilgi verir aslında, bize bir şey öğretir. O yüzden de sürekli bunlar birbirine girer durur. Şunu yapıyorsunuz. Bilgi veren bir cümle gördük. Bir tane cümle okuduk. Tamam, bir şey öğrendik, eyvallah. Bu cümle nedir ya da kimlere cevap veriyorsa tanım cümlesidir. Vermiyorsa açıklama cümlesidir. Çünkü açıklama cümlesinin mantığı şudur. Bilgi veren cümle aslında. Açıklama bu arkadaşlar. Açıklama anlatım biçiminde de böyledir. Yani daha çok nesnellik falan ağır basar ama kullanmayabilir açıklamada biliyorsunuz. Öznel de olabilir. Ama değişmeyen bir şey var. O da bilgi veriyor olması. Açıklayıcı anlatım biçimi olsun, açıklama cümlesi olsun. Mutlaka bilgi verir. Bilgi veren bir cümle nedir ya da kimlere cevap veriyorsa tanım cümlesi. Vermiyorsa açıklama cümlesi. Bu kadar basit, devam. İçerik cümlesi. İçinde ne var? Ne içeriyor acaba, değil mi? Yani ne anlattığını söyler, ne anlatıldığını söyler. Bir kitabın içerisinde neler var hocam, değil mi? Veya bir videoda ne anlatıyor bu adam? Muhtevası, ihtivası, bunlar anlatılacak burada. Doğal olarak ne anlatır sorusunun cevabıdır. Oyun Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. İşte Kurtuluş Savaşı'nın içeriğiyle ilgili bana bir bilgi verdi. Gayet yerinde hocam, saniyesinde içerik cümlesi. Üslup cümlesine ya da hocam biraz daha güncel ifadesi biçem, bakın biçim değil, biçem cümlesine demek.
görerek o da nasıl anlatıldığını söyler. Anahtar kelimelerimiz var. Dil gibi, tarz gibi, anlatım gibi. Şöyle şöyle bir tarzı var diyorsa kesinlikle üslup cümlesi. Adamın şöyle bir anlatımı var diyorsa kesinlikle üslup cümlesi. Adam şöyle bir dil kullanmış diyorsa kesinlikle üslup cümlesi, biçem cümlesi. Son şiirinde sade bir anlatım seçmiş. Sade bir anlatım. Nasıl bir anlatım? Sade bir anlatım. Süpersin hocam. İşte üslup cümlesinin tam karşılığı budur. Gayet de nettir. Var mı soru işareti? Yok hocam. O zaman haydi devam edelim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Geldik dolaylı anlatım cümlesine. Dolaylı anlatım cümlesi. Dolaylı yoldan söylemek mi? Aslında yakın ama tam da öyle değil. Biraz alıntıyla oynamak gibi. Mesela soruların ona çok uygun olduğunu söyledi. Dığını söyledi, dığını belirtti, dığının üzerinde durdu gibi ifadeler. Şu dığı diği var ya, bunu gördüğünüz zaman direkt dolaylı anlatım cümlesi diyebilirsiniz. Hiç istisnası yoktur arkadaşlar. Alıntıyı biraz olsun değiştiriyoruz. Hangi alıntıyı hocam? Ya bu adam aslında şunu söylemedi mi? Sorular ona çok uygun. Cümle bu. Ben ne yaptım? Soruların ona çok uygun olduğunu söyledi. Aslında bir anlamda ben duydum, sana aktarıyorum değil mi? Dolaylı anlatım cümlesinde sanki böyle duyulanı aktarma durumu var. Sankisi fazla durumu. Ama doğrudan anlatım cümlesine geldiğimiz zaman direkt olarak aktarma durumu var. Sözü hiç bozmuyoruz. Sorular ona çok uygun dedi. Sözü aynen aldım aktardım arkadaşlar. Öbüründe ise biraz böyle daha dolaylı yaptığını söyledi. Bak ha, haberin olsun. Gittiğini. Aslında ikisinde de böyle birinden bir şeyleri duyma aktarma var ama dolaylı da dığını dini vurgusu görülecek. Yani söyledi. Aman dikkat. Doğrudan da ise dedi vurguları çok cebinizde kalmalı. Aşamalı durum cümlesi. Haydi hocam bitiriyoruz artık bugünü. Aşamalı durum cümlesinde ne yapacağız? Aşama aşama olma. Kademe kademe olma durumlarını konuşuyoruz. Aman dikkat. Sınav yaklaştıkça heyecan artıyor. Burada da dıkça dikçeyi çok kullanırlar. Kullanmak zorunda değiller de. Yani günden güne hastamız iyileşiyor da diyebilir. Dıkça dikçeyi kullanmadan da kurabiliriz bu cümleyi ama genelde kullanılır. Peki, kinayeli anlatım cümlesindeyse arkadaşlar aman dikkat, edebi sanat olan kinayeli uzak yakın alakası yok arkadaşlar. Kinayeli anlatım cümlesi demek aslında ironidir, laf sokmadır bugünkü tabiriyle arkadaşlar. Diyor ki kitaplar olan sevgin kitapları masanın ayağı olarak kullanmadan anlaşılıyor diyor. Yani ne kadar sevdiğini anladık biz şimdi kitabın durumundan anlaşıldı. Onu ne kadar sevdiğin şundan anlaşılıyor. Okula bağladığın notlarından anlaşılıyor gibi klişe klasik örneklerle aklınızda kalıcı hale getirebiliriz arkadaşlar bu konuyu da. Süper. 2. Bir bakalım. 4. 6. 8. 10. 12. Şununla birlikte neden sonuçla birlikte süper. Tam 12 başlık demiştik arkadaşlar birinci bölümde. Yarın ikinci bölümde de tam 12 başlık görüyor olacağız, konuşuyor olacağız. Şimdi sıra geldi kitabımıza arkadaşlar. Video biter mi? Daha yeni başlıyoruz. Asıl kısma geldik. Şimdi geldik kitabımıza arkadaşlar. Kitaptan hemen şöyle sizle birlikte ben de bir açayım. 6. günü açtım arkadaşlar. Bakın dikkat. Cümlede anlam 1. Neredeyiz, buradayız. Cümlede anlam 1. Cümlede anlam 2. Yani cümlede anlam soru tarzı 1, soru tarzı 2 gibi düşünün lütfen. Daha önce vurgulamıştım. Bir daha söyleyeyim. Şimdi cümlede anlam 1'e geçeceğiz arkadaşlar. Oradaki sorulara bakacağız. O zaman gönder gelsin hocam ya da artık bizde kalıplaşan, bizde adeta özdeşleşen gönder hocam gönder gelsin. Bakalım nasıl bir soru tipiyle karşılaşacağız. Evet arkadaşlar, gönder gelsin kısmımız. Ekranlarda ne diyor? Cümlede anlam 1. Soru tipi 1 ile karşınızdayız. Soru tipi bu arada. Evet. Soru tipinde bakalım ikimiz ne soruyor bize. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdaki hangisidir? Süper. Bize bir cümle verip anlatılmak istenenini sorma müthiş bir klişedir. Müthiş bir klasik sorudur. %100 gelir arkadaşlar. Mutlaka karşınıza gelecek. Burada küçük özetler yapmak zorundayız. Taktiğimiz bu. Yani bir iki sözcükle, cümleyle özetlemelisiniz. Bakın ne diyor. Hayatın merkezinde, kalbinde olan kadınlar belki bazen ön cephede savaşmıyorlar. Görünmüyorlar ama arkada kalan gizli güç her zaman onların diyor. Ova! Cümle çok iyi. Cümle çok sağlam. Yerinde. Saygı duyuyoruz. Şimdi hocam. Döndüm. Cümleyi verdi eyvallah. Yani güç her zaman onlarda. Yani gizli de olsa, bazen görünür de olsa, bazen olmasa da gizli bir güç orada duruyor. Orada potansiyel var diyor. Potansiyel, güç vesaire. Çok rahat. Hemen başlayalım. Kitap da yanımızda bu arada, ben de eleyeceğim. Yaşamın içinde olan kadınlar kendilerinin çok önemli olduğunu anlaşılmasını istemez diyor. Anlaşılmasını istememek ne alaka değil mi, saçmalık? Devam. Yaşam karşısında kadınlara güç veren gizli bir duygu vardır. Gizli bir duygu derken duygu hiç yok oradalarda. Kadınlar arkalarında durdukları kişiler için gerçek bir güç kaynağıdır. Ha, gerçek güç kaynağı, eyvallah, tamamdır. Gerçek güç kaynağı çok ağır basıyor, bu bizi beklesin.
Bir mücadeleye destek olmak için geride durmak her zaman yeterli. Geride durmak, hayır, aman dikkat. Gösterişi sevmeyen kişiler, gösterişi sevmek için çok okumaya gerek yok. Süpersin. Doğal olarak gerçek bir güç kaynağı vurgusu metnin zaten kendisinde, daha doğrusu cümlenin kendisinde var olan özdü, vermek istediği şeydi. Bakın arkadaşlar, taktiği tekrar hatırlatıyorum, tekrar aktarıyorum. Bize bir cümle verip de, genelde böyle 2-3 satırlık sağlam cümleler gelir arkadaşlar, burada olduğu gibi. Zorladığımız zaman 2-3 anlama kadar çıkabiliriz ama basit düşünmek ve şu çerçevenin dışına asla çıkmamak lazım. İlk taktiğimiz aslında arkadaşlar yorum yapmamak. Yani bize verilen cümlelerde ne zaman cümleden uzaklaşırsanız, yoruma giderseniz, o zaman bütün şıklar size yakın gelir. Bakın, ben A'yı okudum saçmalık dedim, B'yi okudum ne alaka dedim. Neden? Çünkü çerçeveyi çizdim dersin başında, daha doğrusu sorunun başında ve çıkmadım o çizginin dışına. Yani sadece orada verileni, yazarın ne anlatmak istediğini aramaya çalışıyorum. Benim ne düşündüğüm önemli değil. Yani bence dediğiniz an itibariyle tehlike çanları çalıyor demektir demiştik. Bunu da lütfen unutmayın arkadaşlar. E o zaman vakit kaybetmek yok. C çok yerinde. Aşağıda zaten onun açıklamasını veriyor arkadaşlar C seçeneği olarak. Hemen isterseniz ilk sorumuza bakalım. Şöyle bir gelsin mi ilk sorumuz? Ha, hocam o çizgiyi oradan var ya yok edersen ne kral bir hareket olur. Yemin ediyorum harika bir hareket olur. Olmasın, tamam devam. Voltaire dikkat, bu cümlede anlatılmak istediğini soruyor. Voltaire tüm sanatlar kardeştir. Her sanat öbür sanatları aydınlatır der. Tamam işte, iç içe olmak, birbirini desteklemek, eyvallah hocam. Hemen başlayalım isterseniz. Ne diyor? Sanatlar ancak dayanışma ile varlıklarını devam ettirebilir. Dayanışma harika ama varlıklarını devam ettirmek yok arkadaşlar. Sadece birbirlerini etkilerler diyor, bu kadar, desteklerler diyor. Aralarında uyumsuzluk olmayan sanat dalları güçlerini birbirlerinden alır. Uyumsuzluk, uyumsuzluk vurgusu hiç yok arkadaşlar metinde. Bunu da çizmiş olduk, eyvallah. Başka ne diyor? Burada saçı başı da bir dağıttık. Başka ne diyor hocam? Akrabalık bağlarıyla birbirlerine bağlanan sanatlar arasında yardımlaşma söz konusudur. Evet, tüm sanat sanatlar kardeştir. Akrabalık bağına gönderme yaptı ve aralarında bağlantı var. Ceyhan uyuma, uyuyorsun hocam, bir canlan Allah aşkına, devam. Kendini tek başına ayakta tutacak gücü olmayan bir sanat dalı diğerinden destek alır. Kendini ayakta tutamayacak güç yok arkadaşlar, öyle bir vurgu yok. Her sanat çevresine ışık saçarak sanat için güçlü bir alan meydana getirir. Güçlü bir alan meydana getirmek yok. Birbiri için ışık saçmaya saygı duyarım ama güçlü alan vurgusu hissedilmiyor. Doğru cevap kesinlikle cevap Ceyhan olacak. Devam edelim hocam ikinci soruyla. Hemen şöyle küçücük bir hale getirelim bunu. Harikasın hocam. Bu cümleden söz konusu filmle ilgili olarak diyor. Hangisi çıkarılabilir? Hemen bakalım arkadaşlar ne diyor. Senaryoyu işleme ve sosyolojik tabaka farklılıklarının ortaya serilmesi filmi olarak görülen Parazit hiçbir zaman bir sosyal tabakayı ne iyi ne de kötü gösteriyor. Tabloyu grileriyle, siyahıyla ve beyazıyla resmedip izleyiciye sunuyor diyor. Eyvallah hocam, buraya kadar her şey yolunda, güzel. Yani aslında bir tarafı göstermiyor sadece diyor, her şeyle ortaya koyuyor diyor. Mükemmel. Tarafsız gibi bir vurgu da var. Tamam hocam, o zaman çok net anladık. Hemen başlayalım. Tarafsız kalınarak izleyicinin kendine göre bir yorum çıkarması istenmiştir. Evet, tarafsız kalmak harika hocam. İlgi çekici konusu farklı çekim teknikleri kullanılarak işlenmiştir diyor. Eyvallah. Bu arada hocam, sandalyeyle sağa sola oynamayın gibi bir yorum gelmişti. O da aklımda kapaktı, içimde kalmış, onu da söyleyeyim. Vallahi kendimi zor tutuyorum ben. Gerçekten zor tutuyorum. Yani böyle bir sağa sola, bir önceki videolarda yine, geçen senenin videolarını izleyin arkadaşlar. Son 10 videoyu falan bakın. Bayağı bildiğim videolarda duramıyorum. Burada biraz kendimi tutmaya çalışıyorum. O yorumlardan sonra biraz daha böyle, o yorumdan sonra diyeyim. Bir tane yorum geldi. O yorumdan sonra biraz kendimi tutmaya çalışıyorum. Hareket etmemeye. Sadece böyle ileri geri hareketi belki şöyle olabilir ama sağa sola hareket etmemeye çalışıyorum. Arkayı ortaladım zaten. Amblemi şöyle ortalayın dedim ha. Amblemi ortalayalım hocam, logomuzu. Tamamdır. Şöyle bekle, şöyle bir kalalım. İlgi çekici konusu, ilgi çekici konuyu geç Allah aşkına. Nereden çıktı ilgi çekici konu? Sosyal tabakalar arasındaki farklılıklar gerçekçi bir şekilde ortaya konmuştur. Gerçekçi bir şekilde geç. İzleyiciyi şaşırtan bir kurguya sahiptir. Şaşırtan kurgu hiç yok. Geç. Farklı sosyal tabakadan diyor. İzleyicinin beğenisini, bak yine sandalye hareket ediyor. Beğenisini kazanma vurgusu yok arkadaşlar. E o zaman gayet net, güzel. A seçeneği doğru cevabımız olacak. Ben de kitapla şöyle geçiyorum. Geldik arkadaşlar cümlede anlam 2'ye, ikili soru tarzına. Oba! Cümle analizi, cümle inceleme çok severiz, çok severiz. Yanlıştır diyor, ben de bu arada. Ha, buradan da bir açayım. Harika, çok severiz hocam. Aman dikkat. Cümle analizi çok yerindedir. Tehlikeli hale gelebilir. Her zaman ama her zaman bir şekilde dil bilgisinde bile arkadaşlar, bırakın cümlede anlamı, dil bilgisinde dahi sorulma ihtimali çok çok yüksektir. Evet, hemen başlayalım. Bu sorularda yanlıştır sorusu, ama dikkat. Aşağıdan yukarıya gitmek her zaman mantıklıdır. Cevap Adana bile olsa hızlı çözdürür. İçiniz rahat olsun. Lütfen bunu uygulayın. Önce seçenek sonra metin. Seçenek metin şeklinde gitmek durumundayız. Taktiğiniz o şüphesiz ki. Ne diyor? Bu parçada yer alan numaralanmış cümlelerde arı kuşları ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Hemen 5'te başlayalım. Ne diyor arkadaşlar? 5. cümlede ötüşleriyle ilgili açıklamaya öznellik katılmıştır.
Birbirleriyle karşılıklı ötüşen bu kuşların çok ötmelerine rağmen ahenkli bir ötüşleri yoktur. E bilmiyoruz. Benim için çok ahenkli bir ötüş bu. Harika bir uyum var diyebilirsiniz değil mi? Yani öznel bir yargı var E seçeneğinde. Bu doğru. Yanlışı arıyoruz. Dördüncü cümlede avlanma biçimiyle ilgili bilgi aktarılmıştır diyor. Hemen bakalım arkadaşlar dörde. Yükseklerde uçarken aşağılara doğru ani dalış yapar diyor. Avlanma biçimiyle ilgili bilgi aktarılmıştır. Yani yükseklerde uçarken ani bir şekilde dalış yapar. Ama orada avını alır falan, o bizim canlandırmamız artık kafamızda değil mi? İzlediğiniz belgesellerden. Ulan kesin dikiniyor bu, alacak o fareyi oradan. Bilmiyoruz ki. Değil mi? O bilmiyoruz. Bu arada arı kuşu fare alır mı, o da ayrı bir konu ama neyse. Yani doğal olarak ani iniş yaptığını söylüyor sadece bize. Doğal olarak burada o bilgi aktarılmamış. Avlanma yok, yanlıştır. Üçüncü cümlede diyor. Dış görünüşü renkler üzerinden açıklanmıştır. Bakalım arkadaşlar, ana rengi yeşildir. Gözlerinin üzerinde siyah çizgi, baş ve arka kısmında sarı, mavi veya kırmızı benekler vardır. Doğru bir açıklama arkadaşlar. Gelelim Bursa'ya bakalım. İkinci cümlede fiziksel özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Zayıf olan ayakları kısa yapılır. Ayakların ön parmakları yapışıktır. Aşağıya doğru kıvrık olan gagası uzun ve sivridir. Çok güzel. Bu da yine fiziksel özelliklerle alakalı bilgi. Birinci cümlede yaşadıkları yer ve nelerle beslendiklerinden söz edilmiştir diyor. Arılar ve böceklerle beslenen göçmen bir kuş olan arı kuşları doğu yarım kürede ılıman ve tropik alanlarda yaşar. Evet, nerede yaşadıklarıyla ilgili bir bilgi var. Doğru cevap denizde olacak. Aşağıda zaten onu güzel bir şekilde açıkladık soru çözüm taktiğinde. E o zaman haydi hocam, gönder gelsinin ilk sorusu bu noktanın. Hemen bakalım ne diyor. Bu parçada depresyon ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Cevap A'dan bile olsa. Haydi aşağıdan başlayalım. Beşinci cümlede tehlikeli bir duruma değinilmiştir. Kronik hastalıkta depresyon tedavisi, ilaç etkileşimleri, depresyon tedavisinin bedensel hastalığın girişini etkileme riski vardır diyor. Etkileme riski. Risk varsa zaten tehlike var. Tehlikeli bir duruma değinilmiş. Bu doğru. Dördüncü cümlede arkadaşlar tedavisinin olası sonuçları anlatılmıştır. Bakalım. Tedavi akut dönemde iyilik halinin sağlanması, sürdürme döneminde iyilik durumunun devamı, idame döneminde yeniden hastalanmanın engellenmesi amaçlıdır. Yani aslında olası sonuç değil de bir sıra anlatılıyor değil mi? Şöyleyse böyledir, şöyle bir durumda şunu yaparız, şu dönemde ise şu yapılır gibi bir aslında sıra aktarma durumu var. Olası sonuçları hakkında bilgi vermiyor. Doğru cevap denizde olacak. Yanlış bu. Üçüncü cümlede tedavi çeşitleriyle ilgili bilgiler açıklanmıştır. Depresyon tedavisi, ilaç tedavileri, psikoterapiler, elektrokonvülsif tedavi ve ışık tedavisi olarak 4 bölümde yapılmalıdır. Güzel, tedavisiyle alakalı bilgiler. İkinci cümlede tedavisini gerektiren koşullar söylenmiştir. Depresyon belirtileri artık standart olarak kabul edilen belirli özellikleri taşıyorsa ve kişinin yaşamını belirgin olarak etkiliyorsa tedavi şarttır diyor. Evet, tedaviyi ne zaman gerektiriyor? Bakın şart, koşul, az önce demiştik ya, koşul da şart aynı şey. Bakın burada bir daha gelmiş. Birinci cümlede bir saptamaya yer verilmiştir. Çok iyi. Saptama demek tespit demek arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Saptama, tespit. Depresyon bedensel hastalıklardan değildir. Ancak etkili bir şekilde hemen tedavi edilmelidir. Evet, şundan değildir. Ben diyor tespitimi yaptım. Bu değil. Tamam, orası da net. Tamamdır. Tespit etme, tespit yapma. Eyvallah. Saptama demek arkadaşlar. O da doğru. Evet, geldik arkadaşlar ikinci sorumuza. Birinci sorumuzun cevabı tekrar Denizli'ydi arkadaşlar. Gelelim ikinci soruya, yine aşağıdan yukarıya doğru ufak ufak ilerleyeceğiz. Söylenemez istiyoruz. Neyle ilgili söylenemez olduğu çok önemli değil. Direkt hemen başlayalım. Beşinci cümlede yazınsal çalışmalarını hangi türlerde gerçekleştirdiği bildirilmiştir diyor. Bakalım, şair şiir ve senaryo dışında roman ve eleştiri yazıları da kaleme almıştır diyor. Tamam, roman, eleştiri, şiir vesaire türleri söyledi. Bu doğru. Dördüncü cümlede şiir dışındaki ilgi alanı açıklanmıştır diyor. Bakalım, askerlikten sonra sinemaya ağırlık verir ve Müstahar adla 15'e yakın senaryo yazar diyor arkadaşlar. Evet, senaryo yazarlığı şiir dışında bir şeyler yaptığını söylüyor zaten bana. Bu da tamam. Üçüncü cümlede bir yayıncısı olmadan kitap çıkardığı söylenmiştir diyor. Aynı zamanda ilk şiir kitabı olan Duvarı diyor kendi imkanlarıyla yayımlar. Eyvallah, yani kendi imkanıyla yayımlaması yayıncısının olmamasını söyler. İkinci cümlede sanat yaşamına başlamasında etkili olan durum hakkında bilgi verilmiştir. Lise yıllarında ilk şiir ödülünü alan şairin üniversite yıllarında çeşitli dergilerde şiirleri yayınlanır. Ve sonrasında bu hayata girer, sanat alanına. Bilmiyoruz ki, bizim yorumumuz. Şiirim yayınlandı, ödül de aldım hocam ama alakasız bir şekilde gittim başka bir iş yaptım. Olabilir. Yani bunu aldığına göre lan kesin işe böyle başladı falan. Bu bizim yorumumuz olur. Doğru cevap Bursa olacak. Yanlış bilgi, bu söylenemez. İlerisi için bir yorum yapılamaz. Birinci cümlede gençlik döneminde, gençlik evet, yaşadığı bir olaya değinilmiştir diyor. Bir mektubuna Nazım Hikmet'in bir şiirini Nazım Hikmet Ran yazdığı için 16 yaşındayken tutuklanmasıyla eğitim hayatına bir süre ara vermek zorunda kalır diyor. Eyvallah, yaşadığı bir olay var, bir tutuklanma olayı, onu anlatıyor bize. Süper hocam, çok güzel. Gönder gelsinleri çözdük. ÖSYM sorarlar, bu ikisini de ÖSYM sorarları size ödev. Unutmayın lütfen, açıklama kısımlarına test koyuyorum arkadaşlar, haberiniz olsun. Ek testler koyuyorum, haberiniz ola onu mutlaka bitirin. Kitabın linki de oraya konuluyor, oradan da kitaba yürüyebilirsiniz, gidebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar başka ne var? Şimdi ne geldi? Gönder gitsin geldi. O zaman gönder gitsin sorusuyla karşınızda olmaya başlayalım hocam. Gönder gitsin o zaman.
Evet, gönder gitsin sorusunu da ekrana getirmiş olduk arkadaşlar. Bugün itibariyle 6. gün itibariyle arkadaşlar. Topluluk kısmına da bu soruyu atmaya başlayacağım. Topluluk kısmına çözümlü bir şekilde atacağım ki oradan da kaçırmayın. Görün arkadaşlar. Aynı zamanda yorumlara sabitlemeye ben devam edeceğim tabii ki. Instagram'da da etiketlerseniz ben de hikayeye atıyor olacağım. Bakalım bu sorunun cevabı ne olacak? E o zaman haydi kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. 7. günde görüşmek üzere. Kolay gelsin.